ediyorum davet ettiğiniz için. Her zaman çünkü bu konuda araştırma yapmış, yazılar yazmış, kitaplar eserler yaratmış bir isim olarak sizin burada bugün olmanız önemli. Tamam. Onun için şöyle başlayalım isterseniz. 99 yıl önce bugün kuruldu. Önümüzdeki sene 100. yılı olacak cumhuriyetin ilk yüzyılı tamamlanacak. Çağdaş bir ülke yarattı Atatürk ve bize teslim etti cumhuriyetle. Ve Onu var eden devrimleriyle, onu güçlendiren devrimleriyle, bugün Cumhuriyet'te Atatürk'te Mustafa Kemal e Atatürk'te açıkçası unutturulmaya çalışılıyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar unutulmayacak. Ama biz özellikle bu yayında gençler için hatırlatmak istiyoruz. Şöyle başlayalım. Atatürk'e Cumhuriyeti kurma fikrini veren o atmosfer, kurulmadan hemen önceki atmosfer neydi? Bir kere çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere gerçekten tarihimizi doğru anlatmak çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir başlangıç çok isabetli oldu. Sağ olun. Zaten Atatürk Nutuk'ta şöyle başlıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığımda tabloyu anlatıyor. Vatanın her yeri işgal edilmiş. Zaten yıllardan beri yani uzun zamandan beri savaşlarla Anadolu çok yorgun, fakir, Kendini sonunda yenilgiyi kabul ederek İngilizlerle anlaşarak kaçan bir sultanı var. Halk çok yoksul. Yani saray var ama yani yıllardır halkını ihmal etmiş. Düşmanlı işbirliği yapıp toprakların her bir yandan teslim edilmesine seyirci kalmış. Yani yaşanamayacak noktada Anadolu. Ve Mustafa Kemal de bir Osmanlı askeri tabii ki yani hani böyle yazılan yanlış tarihlerde sanki böyle uzaydan gelmiş inmiş o gün gibi bir şey bazıları anlatmak istiyor yani öyle değil o bir Osmanlı askeri bu topraklarda yetişmiş iyi eğitim almış çok büyük bir yurtsever ve diyor ki bu yanlış yani biz bu halk Esir gibi yaşayamaz. Bu halk çok daha iyisini hak ediyor. Türklerin çok daha iyi ve özgür olması lazım. O yüzden de taşın altını eline sokuyor e, tabiri caizse. E, ve de e, işte, milli mücadeleyi e, böylece 1919'da e, bandırma vapuruyla e, başlatmış oluyor. Tabii hmm. onun öncesinde İstanbul'da bir 6 aylık çalışması var. E, dolayısıyla e, 100 yıl yani 100 yıla gireceğimiz 99. yılda baktığımız zaman e, yani Türkiye e, Benzer tablolar çiziyor ve bu da çok acıklı bir şey tabii. Yani şu anda insan istiyor ki öyle büyük bir devrimden, öyle büyük bir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bugün Türkiye dünyada bambaşka bir oyuncu olarak yer alıyor olmalıydı. Ama yine olacak tabii. Şimdi tabii bu önemli yani o dönem... Ülkeyi parça parça ele geçirmek isteyen e, zihniyet o gün başta da söyledim e, topla tüfekle e, gelse de e, sonrasında aynı yolu izlemiyor. E, başka kapılardan girmeye çalışıyor, aldatmaya, kandırmaya çalışıyor. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor Cumhuriyet'i korurken. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. E, Çevremizde Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar baktığımızda çevremizdeki birçok ülkede savaşlar oldu, rejim değişiklikleri oldu. Çok şey yaşandı ama Cumhuriyet Cumhuriyet her zaman bu topraklarda payidar kaldı. Peki Atatürk'ün bu Cumhuriyet'inin gücü neye dayanıyor, nereden geliyor? Birkaç aslında bacağı var Cumhuriyet'in. Birincisi yani dünyada farklı türde Cumhuriyetler var. Bizim Cumhuriyetimiz layık Cumhuriyet olması itibariyle çok büyük önem arz ediyor. Bu ne kadar önemli işte İran'a baksak zaten ne olduğunu anlarız. Bizim ne gibi bir hazine sahip olduğumuz özellikle kadınlar açısından. Ee, cumhuriyet deyince arkasından getirdiği yani devrimlerle beraber biz onu an, e, anlıyoruz Cumhuriyet çağdaş bir ülke demek ee, Kadın, erkek, e, bütün yurttaşlarının eşit koşullarda e, iyi eğitim alabildiği, e, aynı haklara sahip olabildiği e, Kimsesizlerin kimsesiz derken gerçekten bunu hedeflemiş ve Cumhuriyet'in e, en azından Atatürk'lü yıllarında bunu gerçekleştirmiş e, bir rejim ee, yani çağdaş, ayakları üstünde duran, e, insanların mutlu olduğu, e, refahlarının yerinde olduğu e, bir ülke hayali. Yani cumhuriyet aslında bu demek ve e, o 15 yıl içerisinde Atatürk'ün e, ileri görüşlülüğü e, ve vizyonu sayesinde biz 100 yıl atladık aslında yani hı hı. bunların hepsini 15 yılda yani diğer ülkelerin yüzlerce yıl uğraştığı şeyler işte Fransız Devrimine bakın yani hani aşamalarına kaç yıl sürmüş yani bizde o kadar büyük bir mucize gibi ki yani onun öncesini düşünün 600 küsür yıl Osmanlı İmparatorluğu var e, ve geldiğimiz noktada yüzde altı bile değil okuma yazma oranı yani Atatürk bu ülkeyi kurduğunda kadınların hı. binde bir falan değil yani e, benim için en önemli şey cumhuriyet farkı bir kere kadın devrimi olması. Ben evet. cumhuriyete bir kadın devrimi diyorum çünkü e, ondan öncesinde kadınlar burnunu çıkaramıyor. Yani hani böyle hakları falan siyasi haklar falan yani bunları gelmiyorum bile. Yani e, kapıdan çıkamıyorsunuz. Yani e, dolayısıyla da hep başka babanızın, kocanızın e, hakimiyeti altındasınız. Ama cumhuriyet kurulduğu andan itibaren diyor ki hayır sen varsın erkeklerden hiçbir farkın yok. Zaten Atatürk böyle düşünen bir erkek bu arada. Ee, daha gençliğinden bir genç bir subay kendi bunu düşünüyor bu arada. Yani böyle gelip cumhuriyet kurunca böyle demiyor. Yani işte Karsbat anıları vardır. Diyanada tedavi olduğu zaman lütfen bütün gençlerimiz okusunlar onu anlamak açısından. Orada da hep söyler bizim kadınlarımızın da aynı bu Avrupa'daki hanımlarla aynı şekilde rahat ve özgür yaşaması gerektiğini. Hı hı. Ee, dolayısıyla bizim en büyük şansımız ya Atatürk Cumhuriyeti'nin şansı Diğer devrimlerde de devrimlerde olmayan kadını süs gibi, sadece göstermelik vitrinde taşımayan kadına gerçekten toplumda hak veren bir rejim cumhuriyet. O yüzden farklı, o yüzden kıymetli. Ve de bana soruyorsanız kendini ben cumhuriyet kadını olarak tanımlıyorum. Yani bugün bu ülke hala ayaklarının üstünde bütün aşınmalarına, bütün devrimlerin yıpranmasına rağmen ayaklarının altında duruyorsa. Bu ülkenin kadınlarının sayesinde yani kadınlar neye sahip olduklarını bir şekilde biliyorlar yani biz biliyoruz özgür lüğün ne demek olduğunu biliyoruz zaten işte cozo zor coğrafya dediniz etrafımıza bakın evet. kadınların haline bakın yani İran'a bakın İran şu anda İran kadınları yani layıklık için baş kaldırıyorlar yani ve biz buna sahipken şimdi bundan böyle taviz mi vereceğiz? Yani bunu istemeyecek miyiz? Böyle bir şey olamaz. Ne yazık ki yani anlattığınız tablo buyken ve bu herkes tarafından bilinirken ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz dönem adını tam hatırlamıyorum ama bir kadın milletvekili çıkıp 90 yıllık bir reklam arası diyebiliyor Cumhuriyet'e. Evet. Çok acı tabii ki. Çok üzücü ya bu tarihi bilmemek gibi. Ya da kendine değer vermemek diyeyim, e, yapacak bir şey yok. O, evet bu yani. Büyük, hazin bir durum çok, yani kendisi çok açısından. Ben de Şimdi e, İran dediniz. Aslında İran'a baktığımızda tam olarak adı İran İslam Cumhuriyeti. E, ama bir cumhuriyet olmasına rağmen nasıl bir yönetim şekli olduğunu görüyoruz söylediğinizde. E, Türkiye'de bugün yaşadığımız sıkıntılar, konuştuğumuz, tartıştığımız Hı -hı. konular... Atatürk'süz bir cumhuriyet yaratılmak istenmesinin bir sonucu mu? Atatürk ve cumhuriyet ayrıştırılmak mı isteniyor? Evet öyle. Ee, şimdi e, yani tam olarak böyle zaten bu 20 küsur yıldır yapılmaya çalışılıyor. Ee, yani tabii e, olmuyor bu elbise e, bunu deneyen insanların bedenine e, oturmuyor. Yani yakışmadığı gibi olmuyor da zaten. Hı hı. Yani işte bugün de Türkiye yüzyılı gibi bir slogan e, görüyoruz. E, ben de yani bunu merak ediyorum gerçekten yani ne demek isteniyor Türkiye yüzyılıyla. Bir kere şimdi yani yüzyıl hangi yüzyıl işte 99 yıl öncesini az önce biraz konuştuk. Hı hı. Ee, yani e, böyle işgal altında e, paramparça olmuş bir ülke mi isteniyor ki yani böyle Atatürk'ün adı anılmıyor, işte cumhuriyet denmiyor. Ee, yoksa e, o zaman hayır biz yani cumhuriyetin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yılına hazırlanıyoruz mu diyor deniyor. Hı hı. Ee, öyleyse o zaman neden e, Atatürk'ün adı e, anılmıyor? E, neden onun kurduğu devrimler yıllardır yok edilmek isteniyor? E, neden bunlar yani bakın en büyük şey şurada görürüz kadınlarla ilgili. Yani bütün gericilerin hedefi yıllardır sürekli kadınlar. İşte İstanbul Sözleşmesi yok ediliyor mesela seçim. Yani siyasiler tabii ki kendi kazançları için, çıkarları için yani dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da e, böyle sonuçlarını düşünmeden e, tavizler verebiliyorlar devrim dan da taviz verilebiliyor. E, ama işte benim merak ettiğim şey yani hangi yüzyılı hedefliyorsak biz yani Türkiye'de neyi hedefliyorsa bunu yapanlar e, o zaman bir açıklama yapsınlar. E, çünkü hani onların lehine de bir durum görmüyorum ben. Yani zaten Atatürk'e karşı oldukları, cumhuriyete karşı her şeyi yapıldığı. işte daha geçen haftalarda Türkçe e, işte yani e, bir bakan e, evet. dedi evet. biz düşünce e, düşüncelerimizden koparıldık, cahil kaldık dedi. Yani e, ya da işte ondan bir süre önce Meclis başkanlığı yapmış bir insan mesela yani dedi ki işgalci yok biz yani biz bir şey yapmadık biz kurtarmadık ki onlar kendi gitti dedi. Yani evet. Atatürk'ün yani bu tabii çok büyük bana yani, üzücü bile yetmiyor bunu açıklamama. Çünkü yani hepimizin dedeleri yani çoğunlukla e, diyeyim. Yani insanlar kanlarını, canlarını vermişler. Yani bir, bir, bir iki kuşak bunun acısını çekmiş. E, ve şimdi yani bunun bu bağımsız bir yerde rahat rahat yaşamak dururken, hani nedir yani dert? Hani ne isteniyor? Ama biz e, yani eğer bu 99 yıl önceki cumhuriyetten önceki, işi yani böyle İngilizle kaçan sultanın izinden e, gidilmek isteniyorsa, tabii ki Türk milleti, yani genel olarak böyle bir şey istemediğini her zaman her yerde belli ediyor. Ben inanıyorum ki 2023 yani devrimimizin 100. yılı Atatürk'ün yüzyılı olarak sürecek. Ben buna yürekten inanıyorum. E, aksi zaten düşünülemez bu çağda bile. Bir de şöyle bir şey var. E, bu arada arkadaşlarım Milletvekili'nin adını e, söyledi. Ben telaffuz etmeye çok gerek duymadığım için söylemiştim ama hani merak edin izleyicilerimiz hatırlamayanlar olursa AKP'nin balık eski eski Milletvekilidir. <laughs> evet. e, Tülay Babuşçu'ydu. 90 yıllık reklam arası diyen e, kişi. Şöyle bir şey var. Bir bir bakış açısı vardır hani bir insan en çok neyi ee, dile getiriyorsa o insanda onun eksikliği vardır diye. Şimdi e, bakıyorum e, iktidar kanadından, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından e, vatan, millet, Sakarya söylemleri, bu böyle söylendiği için söylüyorum. Hı hı. E, çok dile getiriliyor. E, milliyetçilik, vatan sevgisi hep hı. ön planda ama yani bu yapılırken diğer tarafta da bu vatanı vatan yapan, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına e, saygısızca ve hakarete varan sözler söylenebiliyor. Bu bu çelişki değil midir? Bu neyi ortaya koyuyor bize? Ee, yani tabii ki baştan aşağıya çelişki. Ee... Yani başta da söylediğim gibi, yani ben de zaten kendilerine soruyorum. Yani madem karşısınız, belli ki istemiyorsunuz, onun yaptığı devrimlerden hoşlanmıyorsunuz, başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Ee, ama işte olmuyor, değil mi? Yani 20 yıldır sonunda e, genel olarak bu istenilen hedefe varılamıyor. E, ve varılamayacak zaten anlaşılıyor. E, o yüzden ya bundan önceki böyle daha önceki seçim hamlelerinde bu lazım bir şeydi. Yani işte biz o gömleği değiştirdik. Hani biz işte oy için yapılan biz herkesin partisiyiz denilerek e, bugünlere gerildi. Hmm. Yani e, gerçek o zamanlar da yani bunun böyle olmayacağını söyleyen insanlar vardı Türkiye. Onları dinlememeyi seçti ama e, neticede bugün çok azın bir noktadayız tabii ki çok üzülüyorum yani Türkiye şu anda ekonomik olarak e, iç huzur olarak e, insanların refah seviyesi olarak mutlu insan görüyor musunuz? Ben etrafımda artık mutlu insan göremez oldum. Açlık sınırını geçeli çok olduğu Çok zor bir kış yaşayacağız herhalde. Ee, bir de kopukluk, aramızdaki huzursuzluk, göçmen sorunu biliyorsunuz. Yani Türkiye çok hayatının yani hiçbir zaman, hiçbir döneminde olmadığı kadar mutsuz ve zor bir durumda. Ee, dolayısıyla da bundan yani seçimlerde yani bu durumdan kurtulacağını düşünüyorum. Ben inanıyorum çünkü biz mutlu yaşamayı hak ediyoruz bence toplum olarak da. Ee, yani o dediğiniz çelişki aslında işte çelişki değildi onu demek istiyorum. Yani Hı -hı. aslında onlar sadece her kesimden oy alabilmek için söylenen sloganlardı. Ee, sonrasında işte böyle artık açık açık da söylenebiliyor yani devrimlere karşı olunduğu. Şu anda da o yüzden bu kampanya bana yani onların da işine yarayacak bir şey gibi gelmiyor açıkçası Hı -hı. yani e, Keşke dürüst böyle açıkça <laughs> sözdeler de yani insanlar Tam inansa. Tam olarak ne oldu? Evet yani kişi. aslında öyle düşünülüyor. Hep öyle düşünüldü de yani bir de mesela şeyin... E beni üzen şeylerden birisi işte eğitim yani eğitim hakkına bakıyorsunuz o sorunların birinde. İşte Boğaziçi Üniversitesi yani ülkemizin en iyi devlet okulu. Evet. Kars'tan çok yetenekli, yani ülkenin en doğusundan çok belki e, fakir bir ailenin çocuğu da gelip o okulda okuyabiliyordu. Şimdi yani cumhuriyet bu demek. Yani hmm. çok pa başarılı, parlak e, e, herkese o şansı e, veriyordu. Eşit şans sunuyordu. Evet işte e, yani şu an yok. Okulda her gün yok ediliyor. Yani okul diye bir şey kalmıyor. Yani o zaman ne istiyorsunuz? Yani bu ülkede yani gençleri düşünmüyorsunuz. Hani kadınları düşünmüyorsunuz. Vatandaşınızın hiçbir mutlu olup olmadığını düşünmüyorsunuz. Ben gerçekten bilmek istiyorum yani ne isteniyor? Yani bunun cevabını da o zaman Türkiye Yüzyılları beraber bize açıklarlarsa çok hani rahat edeceğim yani. Ama bizim istediğimizin... Ve Türkiye'nin bence hak ettiğinin ve bence Atatürk'e olan da borcumuz gereği artık Atatürk 100 yılını yani 200 yıl 300 yıl falan Türkiye tekrar yaratmak zorunda. Yani bir kere çünkü zor bir dönem dünya açısından da o yüzden bizim bir olup ülkemizde birbirimizi sarıp sarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle de olacaktır zaten yani. Madem bahsettik, Türkiye Yüzyılı toplantısıydı o toplantındadı. Hmm. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı toplantısı değil. Hmm. Buradan bir şey bir anlam çıkar mı? Hani neden Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı değil de Türkiye Yani Yüzyılı. tam işte konuştuklarımız sebebiyle evet yani çıkar. Yani cumhuriyet söylenmiyor çünkü Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'ün kurduğu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Ya da işte yani deniyor ki işte e, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yani Atatürk'ün Dün gece e, Saray yani Çankaya Köşkü'nde e, Kurmaylarına söylediği <laughs> bu laf alınıp sadece laf yani bu ülkenin bir bakanı tarafından yine bu kullanılıp Türkiye bunu seçti Türkiye bu sözü söyledi diyor yani Türkiye yok Türkiye bu sözü söylemedi yani birazcık artık gerçekten ayıp e, bunu Atatürk söyledi yani adını söylemeyeceğim diye yani bu böyle dans etmeler falan yani gerçekten çok yakışıksız buluyorum. Ee, ve de işte Türkiye yüzyılı olacak seneye falan. Yani Türkiye Cumhuriyeti de değil. Dolayısıyla da yani burada Atatürk'ün yarattığı her şeyden yararlanıp ama onu da içinden çıkarıverip böyle bir garip bir tarih... İçini boşaltıp tekrar doldurmak. Evet ama olmuyor yani olmuyor ki. Yani olmuyor. Yani olamaz zaten. Yani nasıl olabilir? Yani Atatürk'ün e, biz Atatürk'ü seviyoruz e, ardından gidiyoruz derken yani bir insanın... E, şahsiyetine böyle tapınmak değil bizimkisi. Atatürk'ün kendisi yani bütün söylemlerinde de bunu söyler. Yani ben öleceğim, benim naçiz vücudum payidar kalacaktır Türkiye Cumhuriyeti diye. Tam olarak öyle. Atatürk bir düşünce biçimi, bir yaşam biçimi, bir yani kültürlü bütün vatandaşlarının gerçekten mutlu, mesut. Yani işte bakın bütün o şeylerden sonra yani opera kuruluyor her yerde yani kültür devrimi yapıyor Atatürk 30'lardan itibaren evet. dünyada faşizm var yani burada Hitler burada Mussolini Stalin falan yani bunların hepsi etrafta başka bir yani faşizm yükselirken Türkiye'de Atatürk kültür devrimi yapıyor yani tarih dil bilim, e, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, e, a, sosyal bilimlerin hepsi, üniversitelerdeki reformlar, işte o Hitler'den kaçan o çok önemli profesörler bilim mesela bizim sonraki kuşaklarımızı yetiştirdiler. Çünkü eğitimli insanımız yoktu. Yani hı hı. o böyle bir döneme bayılarak anlatılanlar bir baksın yani kim kimi cahil bırakmış acaba da yani. Atatürk birden birdenbire zaten hani herkes okusun, eğitimli insan yok diyor. Bakın beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi de e, yurt dışına insan e, yetenekli, başarılı çocuklar gönderiliyor. 1924'te bunun ilk ilanı veriliyor. Yani Cumhuriyet daha kurulmuş. Yani yoksulsunuz. Para yok. Gerçekten. Ama Atatürk diyor ki yani bize insan lazım. Yani yetişmiş insan Eğitimli yok. Insan. Okulu, çocuk yetiştirecek öğretmen sayısı bile çok az yani. Dolayısıyla da o şeyde Lüks gibi görünen her şeyde var varla yok ona para bulunuyor yurt dışına yani birkaç sene böyle insanlar gönderiliyor ve biz o insanların devamıyız yani işte benim de böyle kitaplarımda anlatmaya çalıştığım o ilk kuşakların Zaten çoğu öyle yetişmişler. Tek tek vereceğiz birazdan. Tabii. İlham veren Cumhuriyet kadınları burada Özlem Özdemir'in kitabı ve burada birçok örnek var. Gerçekten insan okurken çok etkileniyor çünkü Atatürk'ün bir hedefi vardı. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak da o hedef. Neydi o adet? Ne demek ne demek istedi Atatürk? Nereye ulaştırmak istedi toplumu? Nereye taşımak istedi? Bundan önce yani 1923'ten önce her bakımdan ihmal edilmiş, insan bile yerine konmamış, başta kadınlar olmak üzere çoluk, çocuk, erkekler herkesin gerçekten iyi eğitim almış, istediği işi yapabilme. Hakkına sahip olması yani böyle zorla mecburi hayatta kalmak adına değil. Bunu nasıl şu örnekle açıklayalım aslında bunu ne istemiş? Fabrikalar vardır biliyorsunuz yani her bir de o dönemde büyük bir atılım var yani o yoklukta 15'ten fazla fabrika kuruluyor. Bunlardan bir tanesi Nazilli'deki Sümerbank Fabrikası. 37'de bu arada tam ölmeden önce gittiği son açılış. Adı Sosyal Fabrika. Fabrikanın içinde, ya yani bunların hepsinde var da bunu çok iyi bildiğim için, e, piyano var, tiyatro var. E, yani boş vakitlerinde kendi tiyatro gruplarında çalışıyorlar, gösteri yapıyorlar, bira içebiliyorlar. E, tenis kortu var, yani golf sahası var, kreş e, var. hani Kadınlar sabahleyin çocuklarını güt bıraksın, akşam işten çıkınca alsın diye. Onlara çalışan herkese çok güzel lojmanlar yapılıyor yani bayağı çok konforlu bir şekilde öyle ki hani böyle ranzalı manzalı falan bir şey değil. Ee, onun dışında işte bir tane tren var mesela şehre gidebilmek için adı da gıdı gıdı. Çok komik bir adı var. Yani e, gıdı yani. Evet, evet. Yani onların hepsi tabii çürüdü bu arada yani. E, dolayısıyla yani bütün fabrikalarda, yani golf falan ne demek ya? Sosyal yani, fabrika yani inanılmaz yani bir... İnsana verdiği... Oradaki üretimin e, verimi e, evet. dikkate alınarak yani insana Atatürk, değer aynen. nasıl veriliyor? Bunu ha, bu, istemiş. Yani diyor ki sen değerlisin. Sen her şeye layıksın. Yani... Türk vatandaşı olarak. Ben senin de böyle yaşamanı istiyorum. Ayrıcalıklı bir sınıfın e, insanı değil yani herkes ayrıcalıklıymış gibi yaşasın diyor. Biz bunların hepsini e, yok ettik el birliğiyle yani. Burada bence hepimizin de suçu var. burada Bunu da söyleyeyim yani. Sadece böyle yani hep sürekli iktidar ya da belli insanların üstüne suçlamak e, çok kolaycılığa kaçmak. Öyle yaptığı için Türkiye bugünlere geldi. Yani bu Atatürk'ün ölümünden sonrasında e, yavaş yavaş ...bütün devrimlerden tavizler verilmeye başlanıyor. Hmm. O tavizler olmasaydı bugünlere gerilmezdi. Yani şimdi de böyle şapkayı önüne herkes koysun. E, tembellik çok etti Türkiye. Artık tembelliğe lüksü yok tabii yani. Çok iyi söylediniz. E, o tavizler verilmeseydi... Ya o devrimlere e, ilke ve inkılaplarına Atatürk'ün e, sonuna kadar bağlı kalınıp... ...devrimler sahiplenilseydi sonuna kadar... <laughs> Gençler için ne oldu diyeceğim, <laughs> özür diliyorum. Ee, özellikle gençler izlesin, <laughs> gıcık yaptı boğazım kusura bakmayın. Özellikle gençler izlesin ee, dedik çünkü e, Atatürk'ün gençlere vaat ettiği cumhuriyette gençler hangi imkanlara sahip oluyor, nereden nereye geliyor onun örnekleriyle konuşalım. Kitabınızda var. Ee, kaç kadının hikayesi var burada? 25. 25 kadının e, hikayesini şimdi tabii hepsini aktaramayacağız evet. zamanımız el vermeyecek ama mesela e, Atatürk'ün manevi kızı tarihçi Afet İnan'la başlayalım isterseniz Tabii, yani o biliyorsunuz ben ona özel e, kitap yazdım evet. geçen sene bir başka kitabınız daha var e, sadece onu Afet çok Onu çok kitabımız. okusun isterim özellikle genç kızlar ve hanımlar yani e, çok memnun olurum Atatürk ve Afet İnan'ın e, evet. fotoğrafı da birlikteyken. Çekilmiş bir karede arkadaşlarım ekranlara Afet getirdi. Afet Hanım'ın, yani tabii artık onunla çok başka bir aileden gibi bir ilişki kurdum. Onu bilerek yazdım birincisi. Bu kitabı yazdıktan sonra onu yazdım. Çünkü Afet İnan sadece Atatürk'ün manevi kızı olarak anılmaması gereken bir kadın aslında. Yani o yüzden onun yazılması lazımdı. Türk kadınlarının haklarını kazanmasında öncü rol onun. E, biliyor musunuz ya yani onu da öyle bir örnekle anlatalım. E, Afet Hanım, yani eğitim görüyor, yani Atatürk tabii ki, yani onun eğitimini üstleniyor. Hı hı. E, yani İsviçre'ye gidiyor, dil okuyor, doktorasını yapıyor yapıyor e, ve burada e, tarih öğretmeniliği yapıyor Türkiye'ye döndükten sonra ve bir derste daha 1929'da falan o, o yıllardan bahsediyoruz. E, bir derste bir öğrencisi var, adı da <laughs> Selahattin. Yani uygulamalı bir derste seçim provası yaptırıyor. Belediye başkanı seçecek çocuklar, ortaokuldan falan mısınız? Ee, ve e, bir kız öğrenci seçiyorlar. Yani o zamanın öğrencileri toplumdan daha aydın, <laughs> dışının. Ee, ve bir tane çocuk Selahattin kalkıyor diyor ki bu olmaz, kadınların hakkı yok, ki seçilemez o diyor. Ee, Avedino orada yerin dibine geçmiş bir öğretmen olarak, çünkü kendisinin bir e, hakkı yok, seçim hakkı yok. <laughs> Ama o erkek öğrencisi birkaç sene sonra oy kullanabilecek. E, dersi bitirmiş e, Marmara Köşkü'ne gidiyor. Burada yolda hüngür hüngür ağlıyor. Yani araba şoförü de istemiyor falan kendisi gidiyor. E, Atatürk yoktur diye Marmara Köşkü'ne gidiyor. Yani uçan kayalıdır beni görmesin diye gidiyor. E, Bütün kadınlarımızın fotoğrafları evet, sonra bir tek anları, tek anlarız. geliyor zaten. Evet. E, İnan'ı özel olarak anlatmak isterim hakkı yanimiş olduğunu düşündüğüm için. E, dolayısıyla gidiyor ve Atatürk bir şekilde orada ona denk geldiği için Bunu yanına çağırtıyor. Bu gözler şişmiş. Ee, ne oldu? Anlatıyor olayı. Ve ben öğretmenliği bırakıyorum diyor. Ben seçim hakkım olana kadar öğretmenlik yapamam diyor. Yüzüne bakamam kimsenin. Yani düşünebiliyor musun? Yani böyle bir onur var. Atatürk de diyor ki yani o zaman e, bir dakika. Yani sen dünyada ne oluyor biliyor musun diyor. O da tam olarak bilme, bilmiyor. Daha genç bir kız sonuçta. Gidip çalışacaksın diyor. Dünyada bu iş nasıl olmuş? Bana bir rapor çıkaracaksın diyor. Abidin Hanım bir yıl çalışıyor dünyada neler oluyor. O raporu hazırlıyor. 1930 yılında belediye meclisinde kadınlara ilk seçim hakkının ilk aşaması olan belediye seçiminde Nisan'da toplumla ilk defa konuşmasını yapıyor. Onu da aslında böyle çağdaş Türk kadını örnek olarak tanıştırıyor Türkiye ile. Yani ilk feminist konuşma bile denebilir bugünün argümanıyla dolayısıyla orada dünyada bu iş nasıl oluyor topluma anlatılıyor ve onunla aslında haklarımızı al al alıyoruz ve devamı da gelecek mesajı da zaten Afet Hanım da söylüyor yani o kadın öncüdür onun hakkını e, çok yenmiş buluyorum bizim kadın Hı -hı. örgütlerimiz de onu anlıyorlar onlara da kızıyorum o yüzden bu kitabı herkesin okumasını istiyorum buradaki yani ilham veren cumhuriyet kadınlarında kısa kısa hikayeler evet. olarak belirtilmiş Bunların ama amacı şu yani eksiği yok e, yaptıklarının bu kitapları az önce sizin söylediğiniz gibi gençler okusun diye aslında yazdım. Ortaokuldan itibaren lise, üniversite herkes kolaylıkla okusun çünkü şimdi kimse çok uzun şeyler okumaya evet, e, dayanamıyor mi? ya bilsinler Sağ yeter ki alıyorlar. çok merak ediyorlarsa araştırsınlar ama tanısınlar istedim. Çünkü hepsi gitmek istiyor. Soral Bey herkes bu ülkeden gitmek istiyor. Öyle bir istiyor. durum var. Gitmesinler ee, diye yani. Ne yazık ki işte e, Atatürk'ün Cumhuriyeti e, dediğimiz gibi devrimlere sahip çıkarak devam ederse gitmelerine gerek kalmaz evet. Ee, onu da örnekleriyle aktarmak için kadınlardan bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Bir diğer isim Bedia Muvahit. Evet. Ee, hikayesi nasıl başlıyor? Nereden nereye? Çünkü e, cumhuriyetten sonra sahneye çıkan evet. ilk Türk kadını. Yani benim o kitabımda yani öyle bir ayrım olduğunu da belirtelim de bazen soranlar oluyor. Yani tabii ki Afife Jale'yi de seviyoruz ama ben cumhuriyetin kazanımlarını e, evet, evet. anlatmak için bu kitabı yazdım için onu ben özellikle. onu yaptım. Ya yani, Bedia'nın aslında hiç tiyatroyla falan da yani böyle ilgisi yok. Yani e, kendi ya öğretmenlik yapan ama tabii yani merakı var. E, sosyal anlamda kendini geliştiren bir kadın. E, sonra evleniyor. E, ve evlendikten sonra da e, o dönem tam böyle 23'te edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek isimli bir e, romanı filme çekilecek. Hı hı. E, Muhsin Ertuğrul da e, kocasıyla çok iyi arkadaş. E, ve geliyor diyor ki yani e, senin karın bu filmde oynar mı? Yani ya o zamanlar öyle tabii yani çok fazla ya, Türk kadını da yok biliyorsunuz yani hem sinemada çok yani tabii. zaten yoklar, tiyatroda hiç yoklar. Ee, dolayısıyla da o ne soruyor herhalde aydın bir insan olduğu için muhtemelen bu diyaloğu kuruyorlar. Hiç aklında böyle bir şey yok yani Hanım olur demiş yani. Demek ki Çin'den gelmiş. Oluyor. O güne kadar böyle bir deneyimi mi yok, yok ama? Hiç yok öyle. Herhalde yani koca evde tiyatrocular falan tabii o ortamı görüyordur yani. Ee, ama öyle bir oynamışlığı, çalışmışlığı, ders almışlığı falan yok. Yetenekliymiş belli ki. Ve oynuyor. Ee, Atatürk bu filmi seyrediyor. Çok beğeniyor. Burada arada Neyire Neyir'le beraber Türk sinemasında oynayan ilk iki kadın onlar. Hı -hı. Ee, Atatürk bunu çok beğeniyor. Neyse Ondan sonra da tiyatroya da geçelim. Yani e, sonra tekrar e, böyle bir şey tiyatrosu İzmir'de turneye çıkınca Atatürk'ü ziyaret ediyor. Onları oyununa davet ediyor. O da soruyor var mı Türk kadını e, sahnede diyorlar. Yok diyorlar tabii daha yani yok gerçekten 23-24'ün başı. E, ve de e, diyor ki yani Türk kadın olması lazım. yani Türk kadını sahneye çıkmazsa yani nasıl bir uygarlık seviyesine erişeceğiz? Orada da olması lazım diyorlar. Ve o sinema da oynadığı için yine eşine gidip yani sen diyor yani Karını çok Atatürk kendi söylemiş. Yani ben diyor sizin karınızdı. Onu çok beğendim. O oynasın bu oyunda diyor. Atatürk demiş. Ya yani o zamanlar Atatürk demiş. Öyle düşüneceksin. Yani ya yani Emir ama ya yani bu güzel bir şey. Yani bana da dese düşünmem valla. Dolayısıyla da hemen kabul ediyor. Böyle çok kısa bir sürede hazırlanıp sahneye çıkıyor. Ve sonunda zaten tiyatrocu oluyor. Yolu açtı yani. Aslında yeteneği görüp, e, Aa, evet. kişideki o ışıltıyı evet. görüp ona yönlendiriyor. Çok doğru Yine bir şey Yine kadınlarımızdan, e, şimdi ismen birden e, hatırlayamayacağım ama... ...ben matematik okumak istiyorum deyince ah, hayır. Refet Angın. Evet, sen tarih oku diyor... Ee, ...niye öyle bir yönlendirme yapıyor? Yani nasıl Nedenini anlıyor? Nedenini şu anda aslında anlıyoruz. Tarihin ne kadar önemli olduğunu. Ee, unutturulursa toplumların başına neler girebileceğini görmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani müthiş vizyoner bir insan. Yani e, o kızda da bir şekilde bir ışık görmüş. Yani az önce yaptığınız saptama o kadar doğru ki. Yani böyle dokunduğu her insan... ...böyle bir gerçekten kıvılcımdan... Alev ve dönüşmüş. Şöyle diyor Çok iyi e, anladığım kadarıyla. Yani iki kere karşılaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Biri çocukken Gelibolu'da hmm. e, çiçek vermek isterken evet, evet. düşüyor. Kaldırıyor. Evet. E, orada bir konuşması oluyor. Öğretmen olmak istiyorum diyor. Yıllar sonra e, öğretmen okulunda bir öğretmen adayı iken tekrar karşılaştığında Atatürk hatırlıyor. Evet evet. Gelibolu'da düşüş. düşen kız çocuğusun diyor. Sizin yazınızdan yola çıkarak Çünkü söylüyorum. Çok doğru hatırlamışsın. Ee, nedenini şöyle açıklıyor. O gün de çok iyi konuşuyordun çocukken. Şimdi de konuşuyorsun ve arkadaşların da seni seçtiğine göre sen iyi bir tarihçi olursun diyor. Öyle de oluyor. Evet. Zannediyorsam zamanımız daraldı. <laughs> ne ee, çabuk geçti. Cahide Sonku da çok önemli bir isim ama ben eee Cahide Sonku'nun da adı hep ön plandadır. Ama biraz daha e, gençler arasında daha az bilinen ama çok önemli bir bilim insanından bahsetmenizi isteyeceğim. Dilhan Eryurt. Aha, evet. Neden önemli? Ee, bir kere NASA'daki e, ilk Türk kadını. Ee, onun NASA'ya gittiği yılı 60'lardan bahsediyoruz 60'ların başında e, NASA'ya gittiği yıl as, yani astrofizikçi kendisi bu arada daha Türkiye'de astrofizik falan e, da dersleri bile e, verilmezken matematiğin yanında ek olarak veriliyor. Bilgisayar bile görmemiş bir kadının e, böyle müthiş bir bilim kadınının dönüşmesinin hikayesi gerçekten acayip. Ee, ve 60'larda NASA'ya gittiğinde de yani o kadar yetenekli ki işte bursları araştırmalar yapıyor. Ee, NASA'da kadın bile yok zaten. Geçtim Türk kadınına. Yani hani dünyada öyle hani bizim farkımız bu kadınların örneklerinden gençler onu görürler. Atatürk'ün farkını. Dünyada bile Kadınların, erkeklerin hegemonyasındaki bir sürü alana girmeleri daha çok yeni. Yani daha 50 yıl bile değil bakarsanız. Yani hele fen bilimleri, yani böyle hep erkeklere ait bir alan gibi görünür. Yani Türkiye'de bu kadınlar her her işi yapabilecek hakka sahip oluyorlar bütün önyargılara rağmen. Bunları da unutmayalım yani. Hani e, böyle toplumun Tabii öyle çok rahat e, bu bugün işlere bile başlayıp nelerle devam uğraşıyoruz. Yani tabii. bugün bu çağda hala nelerle uğraşıyoruz yani ayıplar kadınların üstünde yani sürekli bir e, kontrol etme istekleri var. Yani o yüzden o kadınların yaptıkları çok mühim. Atatürk'ün farkı da buradan çok mühim. Yani sonuçta 700 yıl boyunca şeriatla yönetilmiş bir e, imparatorluğun ardından yani sonuçta insanlar da oralı, orada yaşıyorlar. Yani birdenbire o zihniyeti değiştirmek kolay değil ama Atatürk bunu yapıyor. Yani toplamda 7 yılda da Türk kadınlarının bütün haklarını elde ediyor. Dünyadaki bir sürü Avrupa ülkesinden evvel. O yüzden geç kalınmış hiçbir şey yok. Bence çok e, iyi harika yapmış, nasıl yapmış bilmiyorum yani mucize. Onun farkı da... Evet o, evet. Zaten onun için unutulmuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben daha teşekkür çok ederim. Var Başka ama... zaman yine konuşuruz. 100 yılda ki. hep konuşmamız lazım tabii bence. Tabii ki. Mutlaka. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Bayramınız kutlu olsun tekrar. Bayramımız sayıcılarımızın da kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Payidar. İlerlebet payidar. Kısa bir reklam arası verelim. Saat başında devam edeceğiz.